bir şeyden bahsediyor. Bir tane çember ve doğru verilmiş. En yakın ve en uzak noktasından bahsediyor. Tabii şöyle değerlendireceğiz. Çemberin merkezinden doğruya bir dikme indirirsek şu şekilde. Böyle bir dikme indiriyorum. En yakın noktası şurası olur. Burası P noktası olsun. Ya da zaten kendisi yazmış, biz P demeyelim. Şöyle. Şimdi en yakın noktası A noktasıymış. 3,-1. Şurası A noktası. En yakın nokta burası. En uzak nokta da, doğruya en uzak nokta da bu doğrunun, kesik kesik çizdiğim doğrunun diğer tarafı olacak. Çemberi kestiği nokta. Ki orası da şurası olur. En uzak nokta da bu. Bu noktada şu an verilmemiş. Koordinatlar isteniyor. Biz ona B diyelim. En uzak nokta, şurada bahsettiği noktaya biz B noktası diyelim. Şöyle X virgül Y diyebiliriz. Ya da A virgül B, P virgül K. Bu X'ler Y'ler karışabilir. Ben buna P virgül K diyorum. Şöyle olsun. Bizden istenen bunun koordinatları. Şunu yapabiliriz. Hiç uzaklıklarla ilgilenmeden. Bunların ikisi de, şu kesik çizgilerin ikisi de yarıçapı işte. Şunlar birbirine eşit. O halde M noktası A ve B'nin tam ortasında yer alır. Tam orta noktası. Orta nokta koordinatlarını biz şöyle hesaplıyorduk. A ile B'nin koordinatlarını toplayıp ikiye böldüğümüz zaman ortadaki noktayı veriyorduk. Yani merkezin koordinatları aslında böyle yazılmaz ama ben şöyle yazıyorum. A artı B bölü 2 olacak. Böyle yazabiliriz. Toplamlarının yarısı ortalarındaki noktayı verir. Yani merkezin koordinatları A ve B noktasının ortalaması, orta noktası merkezi M noktasına verir. M'yi vermişler. Evet, şimdi M'yi biliyoruz, B'yi bulacağız. Şimdi M'nin koordinatları 2-3. Bunu da şöyle yazıyorum. A ve B'nin koordinatlarını toplayıp 2'ye böleceğiz. A'nın koordinatları 3,-1. A'nınki. Ya da önce şöyle yazayım. Aslında bu yazılış uygun değil. Doğru bir yazılış değil bu. Artı B, P virgül K bölü 2. Şimdi şunu yazıyorum. M 2,-3 eşittir. Bunların apsislerini toplayacağız. Yani 3 ve P'yi toplayıp 2'ye böleceğiz. 2'yi verecek. Şöyle yazıyorum. 3 artı P bölü 2. Sonra ordinatlarını toplayıp ordinatına eşitleyeceğim. Yani eksi 1 ile K'yı toplayıp 2'ye böleceğim. Eksi 3'ü verecek o da. Eksi 1 artı K bölü 2. Şuradan devam ediyorum sağ taraftan. Şimdi 2'yi 3 artı P bölü 2'ye eşitleyeceğim. 2 eşittir 3 artı P bölü 2. 2'yi karşıya yolluyorum. 4 eşittir 3 artı P. Yani P eşittir 1 çıkacak burada. P'miz 1 geldi. Şimdi gelelim ötekine. İkinciyi de eksi 3'e eşitliyorum. Eksi 1 artı K bölü 2. 2'yi yolluyorum karşıya. Eksi 6 eşittir. Eksi 1 artı K. Şimdi eksi 1'i yollayınca artı 1 olacak. K eksi 5 olacak. K da eksi 5 olur. Yani bizim aradığımız B noktasının koordinatları P1'di. K da eksi 5'ti. 1,-5 olur. Aradığımız B noktası. Evet, var mı anlaşılmıyor mu? Oldu mu?